Günaydın, iyi sabahlar. Ekonomi programımıza başlıyoruz. Avrupa borsalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde Wall Street sert satışlara sahne oldu. Buna hangi gelişmeler yol açtı? Borsa İstanbul'da talep neden zayıf kalıyor? Tepki alımları ne zaman güçlenecek? Dolar ne yapacak? Neden yatırımcı yeniden güvenli limana doğru dönmeye başladı? Biraz sonra Necmettin Batıral bir piyasa analizi yapacağız, detaylı konuşacağız. Bu programda değerli konuğum Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ile imalat endekslerini, ihracat rakamlarını, kredilerdeki büyük artışı ve tabii her zaman olduğu gibi gazetelerin eko sayfalarını konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın. Ben Elif Saygılıer. Programımız başlıyor. Evet, piyasa analizi, piyasa nota bakacağız Necmettin Batıral ile birlikte. Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok şükür. Amerika'yı izliyoruz. Amerika'yı izliyoruz yakından. Şimdi Amazon'a taktı Trump kafayı. O da tabii ki hisse senetlerine ciddi şekilde borsalara satış getiriyor bir taraftan. Bir yandan da ne izliyoruz? Tabii ki ticaret savaşlarını. Hangi ürünlere vergi gelecek, Çin tarafından neler olacak, bunları takip ediyor olacağız. Nasıl görüyoruz diyelim, bir rakamlarla hemen başlayalım. Bakalım dün Amerika'da rakamlar nasıldı kapanış itibariyle. Evet, Dow Jones'ta 1.90 kayıp yaşandı. Nasdaq 2.74, S&P 500 %2,23 oranında düştü. Şimdi ticaret savaşlarının artık eskiden sözdeydi bu ticaret savaşları. Sözle yapılıyordu fakat şu anda fiiliyata dönüyor. Baksanıza Çin 128 tane maddelik Amerika'dan ithal ürünlerin listesini açıkladı. Trump yönetimi de cuma gününe kadar listeyi açıklayacak. Çin'den ithal edilen ürünlere ne kadar gümrük vergisi getireceğini. Amerikalı firmalar tabii ki rahatsız oldular bu işten. Yani bütün dengeler bozuluyor şu anda. Yeni dengelerin oluşması için hayli bir zamana ihtiyaç var. Büyük zarara uğrayacak firmalar var. Bir yandan bu vergiler hangi ürünlere geleceği takip ederken bir taraftan da masadaki görüşmeler de yine devam ediyor aslında bakılırsa. Tabii, yani şimdi bakın, Amerika'daki hayat pahalı hale geldiği zaman ne olacak? Enflasyon yükselecek. Fakat bu enflasyondaki sondaki normal bir yükseliş değil. Suni bir yükseliş. Fakat Fed de buna bakarak faizleri arttıracak mı, arttırmayacak mı? Bütün dünyada buna bakıyor. Çok enteresan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Fed faizleri eğer 3 yerine 4 defa arttıracak olursa o zaman gerçekten gelişen ülkeler oldukça kötü bir döneme girecekler. Evet. Devam edelim. Evet, yani Avrupa tatili. Paskalya tatili var diyorsunuz. Bugün piyasalar açılacak. Bugün nasıl bir beklenti bugün var Avrupa için? Bugün büyük ihtimalle Çin'deki düşüşten dolayı, biraz sonra Çin'e değineceğiz zaten. Çin'deki yani bu düşüşten dolayı. Ticari savaşlardan dolayı Çin de düşüyor biliyorsunuz. Evet, görelim onu bu arada. Olumsuz etkileneceğini tahmin ediyorum. 1.13, 0.43. Evet. Tabii işte aynı gerekçeyle borsalardaki düşüş başladı artık. Halbuki Nisan ayında biliyorsunuz küresel borsalarda bir yükseliş havası yaşanır. Yani boğa piyasası esası etkili olur. Fakat bu sene tam tersi olacak gibi bir gelişme var. Baksanıza, çok önemli bir ticaret savaşlarının başlamasını biz olumsuz gelişme olarak görmek lazım. Evet, devam ediyoruz şimdi. Gelelim bize. Evet. 114.442 puan seviyesinden BIST 100 yeni güne başlayacak. Borsada bir gevşeme söz konusu. Bugün enflasyon rakamları açıklanacak biliyorsunuz. Enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Döviz kurlarındaki yukarı hareket borsayı rahatsız etti. Yukarı yönlü bir eğilim potansiyeli vardı aslında bu kurdaki zıplamadan önce ama onu kırdı. Dolayısıyla bu gevşeme devam eder mi? Borsa neye bakacak? Şimdi aslında biz hep negatif alışıyoruz dikkat edecek olursanız, evet, dünyadan. Fakat bugün belki pozitif alışabiliriz çünkü çok önemli bir gelişme var biliyorsunuz. Akkuyu nükleer santralinin temeli atılacak törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında. Bu önemli bir gelişme. Türkiye 20 milyar dolarlık bir yatırım bu. Çok büyük bir yatırım. Diğer taraftan biliyorsunuz şirketlerin ilk çeyrek bilanço olarak açıklanmaya başlanıyor önümüzdeki dönemde. Yüksek karlar var bu bilanço şirketlerde. Bilanço hareketleri olabilir. İmalat endeksi iyi geldi. Yani 51.8'e düştü ama hala 50'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yani aslında pozitif arayışmamızı gerektirecek bir durum var. Diğer taraftan turizm sezonunda başlıyor biliyorsunuz. Erken rezervasyonlardan şey dolayı var. Büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Var. Evet, yani benim perakende sektöründe de ciddi bir atak görülebilir. Fakat dediğiniz gibi gerçekten enflasyon eğer beklentilere uygun gelirse bir yükseliş havası göreceğiz. Yani 115.500 aşarsa endeks 116.000 puana kadar yükselme potansiyeli var.
Fakat daha yukarısı şu an için görülmüyor. Evet, gelelim döviz kurlarına. Evet. Bakalım, başlıyoruz yeni güne. 3.97.60 dolar TL, Euro TL 4.89.59, Euro dolar 1.23.11 seviyesinde. Evet, jeopolitik risklerin dolar üzerinde bir baskı yarattığını görüyoruz. Bir yandan Amerika yetmezmiş gibi, bir de en son Macron açıklamalarıyla birlikte buradaki gelişmelerin ne olacağı ve hani Amerika geriliminin ardından bu işin Avrupa ayağında da bir hareket mi var acaba? Bu tabii kafaları karıştırıyor. Kurdaki hareket ne yapacak? Şimdi döviz sepeti 4.43 TL'li zirvedeki yerini koruyor. Fakat benim dikkat ettiğim en önemli gelişmelerden bir tanesi 5 yıllık sigorta risk primi, biliyorsunuz. Hı hı. CDS'ler. Onlar 202 değil 95'e gerildi. Bu olumlu bir gelişme diğer taraftan. Hı hı. Dolar için dünyada çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Onu hemen aktarmak istiyorum. Uluslararası Para Fonu'nun yaptığı tespitlere göre 2017'nin 4. çeyreğinden itibaren dünya bankaları rezervlerine tuttukları doları azaltmaya başlamışlar. Evet, çok enteresan. Yani 2.8 trilyon dolar azam. 3 ay. Aslında %'ye vurduğunuzda çok yüksek bir rakam. 0.8'lik bir rakam. Çok evet. Önemli bir, büyük yüksek bir rakam bu. Yani bu devam ederse o zaman gerçekten Amerika için kara bulutlar birden yoğunlaşmış olacak. Bu önemli bir gelişme. Yani dolardan yavaş yavaş bir kaçış başladı. Başladı. Evet. Yani dolar 3.97'de kaldı. 3.94'ün altına düşmediği takdirde 4 TL'ye kadar yükselme potansiyelini hala koruyacak. Yani faiz lobisi, biliyorsunuz, kurları yukarıda tutarak Merkez Bankası'nı faiz indirmek için böyle bir baskı altında tutmaya devam ediyor. Hala benim görüşüm bu. Hala çok iyimserseniz indirmemek diye evet. Kullanıyorsunuz. Yani benim görüşüm bu. Konuşurken enflasyondaki düşüşü dikkate almak istemiyorlar. Evet, altın fiyatlarında da yükseliş var. Altına gelelim şimdi bakalım. Altının onzu 1339 dolardan yeni güne başlıyor. Gram altın 170 lira. Cumhuriyet altını 1134 lira. Çeyrek altın 278 lira. Altında yükseldi. Bugün 171 liraya geçer. 24 lira külçe altında. Yukarı gidebilir altın. 175'ten geldi, biliyorsunuz gerisin geriye. Tekrar o seviye çıkma potansiyeli var. Potansiyeli var. Yani altında almayı düşünenler yani varsa hala. Kur düşmezse altının onzunda yukarı hareket 1445 lira doğru zaten. 1350'yi aşabilir. Evet, 1350'yi aşabilir. Dolayısıyla içeride böyle bir beklentiyi koruyoruz. Şimdi yatırımcılar, biliyorsunuz, güvenli limana koştular. Siz de söylediniz. 10 yıllık Amerikan tahvillerine alımı geçtiler. 2.73'e düştü faizler. Evet. 2.85'lerden, 2.91'lerden geldi aşağıya. Yoğun bir alım var. Altında da alım var. 1309 dolardan başladı yükselişine altın. Evet. 1309... Her ikisi de beraber gitmeye başladı. Hem altına geçiriyor, hem ABD 10 yıllıklarını yatırımcılar güvenli liman olarak şu dönemde tercih ediyorlar. Yani Wall Street'te düşüş devam ettiği sürece altın prim yapmaya devam edecek. Öyle bir gelişme de var. Evet, devam Petrol edeceğim. Fiyatlarına bakalım. Petrol. Petrolde bir gelişme var. Dikkat edecek olursanız. Evet, 67 dolara kadar düşmüş vaziyette. 69 lira çıkmıştı, biliyorsunuz. 70 doğru hareket etmişti. 63 ve 67 Brent ve ham petrol fiyatları bu sabah itibariyle düşüşü neye bağlayalım? Rusya OPEC'e söz vermişti, biliyorsunuz, günlük üretimi 300 bin varil azaltacağım diye. Fakat daha sonra açıklamış, Mart ayında demiş ki ben bunu yapamadım diyor. 10 milyon 970 bin varil, 11 milyon varillik üretim yapmışlar günde üretmişler. Bunu öğrenince tabii piyasa bir gerisin geriye geldi. Bir de Amerikan Enerji Dairesi'nin açıklayacağı haftalık stoklarda da artış beklentisi şu anda hakim. Evet, Necmettin Batıral, çok teşekkür ediyorum analiz için. Devam ediyoruz. Günaydın, iyi sabahlar. Ben Elif Saygıdeğer. Türk lirası değer kazanıyor. Hemen bir kısaca göz atalım şimdi. Yaşam felsefesi ise verdiğiniz kadar varsınız. Neler yaptığınız bizim için çok önemli. Ekonomi dünyasındayız. İstanbul Sanayi Odası için hazırlanan Mart ayı imalat endeksi 51,8 oldu. Yeni siparişler ve buna paralel artan üretimle büyüme devam ediyor. Biliyorsunuz 50'nin üzerindeki rakamlar olumlu algılanıyor. Üretim alt endeksi 58,2'den 53'e inmesine karşılık tarihsel ortalamaların üzerinde diyebiliriz. İmalatçılar ankete verdikleri cevaplarda üretimdeki büyümeyi ürün çeşitlendirmeye ve artan talebe bağlıyor. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zut, 2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin %4 ile 5 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz dedi diğer taraftan. Evet.
Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile sürdürdüğü altın ticaretinde yön değişti. Dubai'nin altın alışverişine %5 vergi koymasıyla mücevher ihracatçısı da, külçe altın ithalatçısı da yüzünü İngiltere'ye döndü. Bu da Türkiye'yi İngiltere ile 2 milyar doların üzerine çıkan ithalat ve ihracat rakamlarına ulaştırdı. Peki İngiltere'ye diğer aylarda farklı olarak ne sattık, ne aldık? TİM verileri İngiltere'ye %7 binlik olağanüstü artışla 140 dolarlık mücevher satıldığını ortaya koydu. Yani İngiltere'den 218 milyon dolarlık külçe altın ithal ettik. Bunu işledik, mücevher yaptık, yine İngiltere'ye sattık diyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği taşeron işçilerin kadroya geçişi tamamlandı. Taşeron işçilerin hem bir artı hem de özlük hakları iyileşti. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1,5 katı kadar promosyona kavuştu. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye 52 günlük ikramiye verilecek. Bütün işçilerin asgari ücretten çalıştığı düşünüldüğünde yaklaşık 1 milyar liralık ikramiye verilmiş olacak. Ayrıca geçiş süreci nedeniyle 3 aydır askıya alınan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da hesaba yatacak. Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin işlemler dünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. İnternet üzerinden randevu alan vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izi tüm işlemler için geçerli. Yeni kimlik için 18,5 lira, pasaport için 108 lira, sürücü belgesi içinse 134 lira ücret ödeniyor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığını da bir dipnot olarak vermek istiyorum. Evet, Trump yönetimi Amerikan şirketlerine uyguladığı teknoloji transferi koşulları nedeniyle Çin'i cezalandırmak amacıyla hazırladığı gümrük vergisine tabi olacak malların listesini Cuma gününe kadar açıklayacak. Ağırlıklı olarak Çin'in teknoloji ürünlerini hedef alması beklenen bu gelişmeyle birlikte dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının kızışması bekleniyor. Çin Maliye Bakanlığı biliyorsunuz dün Amerika'dan ithal edilen 128 ürüne %15 ila 25 aralığında vergi uygulamasına başlandığını açıkladı. Wall Street bu gelişme oldukça olumsuz algıladı. Evet, bu sabah stüdyo konuğum Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ benimle birlikte. Günaydın, nasılsınız? İyi misiniz Hakan Bey? Günaydın, gayet iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim ben de. Böyle bahar geldi İstanbul'a en sonunda. Gerçi kış da çok sert geçmedi. Ona ben biraz üzüldüm aslında. Şöyle bir kar yağsaydı değil mi? Soğuğu yaşasaydık iyi olacaktı ama. Doğru. Yağışlar bakımından da iyi oluyor. Bereket bakımından da iyi oluyor tarım açısından. Ama biz de pazar günü Kilis'teydik. Evet, ben çok istedim ona gelmeyi ama katılamadım. Yoğun başka programlarım vardı. Nasıldı bölge? Ya onu bir konuşalım. Ben Kilis'i çünkü şu anda nasıl çok merak ediyorum. Hem izleyicilerimiz de merak ediyordur belki. Havadan başlayayım öncelikle. Oraya iyice kar gelmiş. Hatta yaza doğru bir geçiş vardı yani. Bayağı sıcaktı hava. Öncü Pınar gümrük kapısında yapıldı. İhracat rakamları açıklandı biliyorsunuz. Ve aylık bazda en yüksek ihracat. Hani bugüne kadar ki en yüksek ihracat 15 milyar doların üzerine çıktı aylık ihracat. Evet. O açıklandı. Ama tabii bölge hassas bir bölge. Onun için biraz sınır kapısına kadar da Vali Bey de bizi götürdü. Nasıldı? Sınır kapısı. Çünkü ihracat rakamları biz çok konuştuk. Şimdi yine konuşacağız ama oradaki genel ambiyans daha iyi. Etkili. Moraller iyi. Yani iyi. Onu söyleyebilirim. Biraz daha tabii Kilis esnafı biraz daha düzelmesini bekliyor. Turist bekliyorlar. Diyorlar ki arkadaşlar siz söyleyin. Hani gazeteci beyler geldiniz. Bakın ne gördünüz ya. Burada bir savaş alanı yok. Yok bir şey burada yok. Burada bir savaş yok. Bomba düşmüyor. Bir şey olmuyor. Gayet uygun bir ortam var.
biraz da böyle turizm açısından da eli yüzü toparlanmaya çalışılıyor kenti. Hı hı. Yani hakikaten belki destek olmak adına da oraları gidip görmeyenler varsa gidip görmek adına da bölgede sadece kiliste olmayabilir. Kilis, Antep böyle bir havza. Antep mutfağı şahanedir zaten. Hatay, evet. Yani böyle kilis mutfağı da çok güzel. Kilis tava diye bir şey var. Harikulade. Bize özellikle bir cennet çamuru diye bir tatlı yedik. Ben doğrusu ilk defa yedim. Hani şimdi ağzımı toparlamakta da zorluyorum. Hakikaten ne, meyveden çok tatlıydı. Yok, hayır. Fıstıklardan oluşan böyle bir karışım. Üzerine de kaymak konuyor. Ama tabii oranın kaymağı. Şey yani sanki. burada kaymağı alıp koyduğumuzda İstanbul'da onu elde edemeyiz. Yani oranın kaymağı o çok hoş. Ben herkese tavsiye gidersek ederim doğrusu. Gidersek cennet çamurundan yiyenlere de evet, buradan tavsiye de ediyoruz. Hakan Bey'le birlikte. Efendim içeriden bir şey dediniz. Daha iyisi yok diyorlar. Bilenler var. Bilenler var. Evet, vardır. Evet, bilenler var içeride. Daha iyisi yok diyorlar. Ben yeni tanıştım ama çok ben sevdim. Ben de ilk defa duydum. Ne zaman gitsem yerim, buralarda da arayacağım. Harika. Hadi gazetelere bakalım. Şimdi. Sabah gazetesi ve ilk manşetimiz gündemin ana konusu biliyorsunuz. Ne? 65 yıllık bir beklenti gerçekleşiyor. Doğru. Tarihi projede temel atılıyor. 1955'ten bu yana. Aynen. Türkiye'nin 63 yıllık nükleer enerji hayali gerçek oluyor. Dünyanın en güvenilir ve emniyetli projesi olarak kabul edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini bugün Erdoğan ve Putin birlikte atacaklar. Putin Türkiye'ye geliyor ve bu büyük projeye birlikte imzalar. Bunu da canlı izliyor olacağız televizyon kanallarında. Evet. Yenilerden yani, bu yana bir hani ya böylece kendi elektrik enerjimizi üreteceğiz. Orada bir istihdam sağlanacak. Ya bir sürü. Zaten kendi elektrik enerjimizi önemli ölçüde üretiyoruz. %53-54 civarında artacak şu anda yani, yerli kaynaklar ama evet. Çok ciddi bir artış artacak olması bekleniyor. Yani proje tamamlandı da şimdi bu 4 aşamalı bir proje aslında. Hı hı. 2023'te 1200 megawattlık ilk bölümü devre girmesi bekleniyor. 4 üniteden oluşacak yani projenin toplamı. O noktada Türkiye'nin yani tam kapasiteyle çalıştığı noktada Türkiye'nin yaklaşık %10 9 ile 10 arasında bir enerjisini, elektrik enerjisini üretmesi bekleniyor ki bu tek başına zaten çok önemli bir nokta. 20 milyar dolar civarında bir yatırım var. Evet, olacak. 6 ila 8 milyar dolar da ekonomiye katma değer sağlayacak. Katma değer olarak evet, yani onun dışında da tabii birçok evet, katma girdisi değer olacak ama katma değer olacak. Tabii nükleer kültür meselesi yani dünyanın birçok ülkesinde var. Yani kimilerimiz nükleer enerji meselesi gelince gayet tartışmalı bir halde alıyoruz. Hı hı. Doğrudur da bir takım Çernobil hafızamızda evet, var vesaire evet. Ama tabii radyasyon problemi işte çevreye nasıl etkiler ama bakın başlık zaten hemen ona dikkat çekilmiş. En güvenilir ve en emniyetli projesi evet, Akkuyu şeklinde. İçin buna çok dikkat çekiliyor ve de şu tabii yani dünyada da sorunsuz işleyen de pek çok nükleer santralde var. Yani dünya çapında 450-500'e yakın nükleer santral var ki Avrupa Birliği'nde yani yaklaşık 15 ülkede nükleer santraller iş başında. Hani orada bile 30'dan fazla da nükleer santral var ki hani kapatılacak vesaire filan dendiği bir süreçte bütün bunlar var. Şu anda da dünyada Akkuyu ile birlikte 56. oluyor 56 tane şu anda inşa halinde olan nükleer santral var dünyada. Yani böyle önemli bir tartışma ama Türkiye açısından yani enerjisini dışarıdan ithal etmek durumunda olan bir Türkiye açısından son derece stratejik bir yatırım olduğunu söylememiz, altını çizmemiz gerekir. Hı-hı. Elektrik üretiminde önemli olan bununla ilgili bütün prosedürlere son derece dikkatli bir şekilde dikkat etmek ve bu kültürü bizim içimizde geliştirmemiz. Çünkü bu bir kültür. Nükleer enerji bir kültür. Nükleerle iç içe olmak bir kültür. Onun
mühendislerinden vatandaşına kadar herkesin bununla ilgili daha o kültürünü yükseltecek bir zemini de hazırlamamız gerekiyor o Türkiye'de. Bilinç düzeyine. Evet, çünkü bunun devamı gelecektir. Zaten Sinop'ta da biliyorsunuz Fransızlarla ve Japonlarla bu yönde atılmış olan bir takım anlaşmalar var. Yani yapılmış olan anlaşmalar var. İlk onların hayata da geçen devamı, nükleer santral Akkuyu olarak bu, ama Akkuyu. Arkasında tarihi farklı bir, projeler tarihi de bir, var. Dönüm noktası olacak yarın. Ve bugün temeli atılıyor. Bugün temeli atılıyor. Yarın Türkiye yeni bir kültüre uyanmış olacak diyelim. Öyle şimdi olacak. Şey içeriden diyorlar ki şimdi Fransız dediniz ya şimdi yeni kuşayımız Fransızlar. Evet. Geriliyoruz Fransızlar biraz zor olur o nükleer diye. Bu arada Şeref Oğuz da demiş nükleer kulübe geç katıldık ama lig atlatacak bu bize şeklinde bir yorum getirmiş. Evet. Buradan selamlar kendisine de. Tamamdır. Evet. Devam ediyorum diğer gazetemize Star gazetesine bakalım. Uçak bakımından 1,1 milyar lira ciro. Türk Hava Yolları Teknik uçak bakımından yılda 1,1 milyar lira ciro elde ediyor. Türk Hava Yolları Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman yaklaşık 35 firmaya hizmet veriyoruz. Şu anda 700 uçağa bakıyoruz dedi. Yani bir uçuş üssü olma adına zaten hani yeni havaalanıyla birlikte çalışmalar var. Türk Hava Yolları'nın aynı zamanda hani bu anlamda teknik gücünü de ortaya koyması şüphesiz etkileyecektir evet. Öyle değil mi? Ya ben THY Teknik'i yakından izlemeye çalışıyorum. Hı hı. THY Teknik gerçekten bu kapasitesini bir hayli arttırdı son dönemde. Hı hı. Bunda önce dediğiniz gibi bir hub olmanın yani birçok şirkete hizmet veriyor olmanın da tabii bir avantajı var. Çok iş yapınca becerileriniz de ona göre gelişiyor. Kapasiteniz de ona göre gelişiyor. Ama THY Teknik kendi içinde de bir takım adımlar atıyor. Mesela bu eğlence sistemlerini, uçak içindeki eğlence sistemleri de yani o ekranları vesaireyi üretmeye başladı. Onlarla ilgili yazılımlar geliştiriyor. Yani hem ben içeriye hem dışarıya mı? Hakan Bey. Şimdilik içerisi için yapılıyor ama bu çok rahatlıkla ihraç da edilebilir ve benim öğrendiğim bilgilere göre hani neredeyse dörtte bir oranına yani şu anda kendisi, aldığımız kendi kullanabilir hale geldi. Kendi evet kullanımız. Kendimiz ürettiğimizde maliyetlerimizi dörtte bir oranına kadar düştü. Çekebiliyoruz. Hı. Bu tabii ihracat imkanı da sağlayabilir. Hani ben 1.1 milyar TL ciroyu doğrusu THY Teknik açısından önümüzdeki yıllarda çok katlanabileceği öngörürüm. Evet, devam ediyorum. Türkiye Gazetesi. Dünya Bankası'nın övgüsünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 2018-2019 evet. yıllarında büyüme %4-5 arasında oldu. Bir yandan çok böyle bizi övmüşler ama büyüme rakamını biraz sanki az tutmuşlar bizim beklentilerimizle kıyasladığımızda. Biz biraz daha fazla bekliyoruz evet. ama yani sonuç itibariyle 4-5 büyüme dünyada da oldukça yüksek büyüme olarak kabul ediliyor. Yani ben doğrusu böyle bir kötü niyetli yaklaşım görmedim. Kendi hesaplamalarına göre iki şeye dikkat çekmiş. Bir özellikle bu teşviklerin yansımasının olumlu olduğuna dikkat etmiş ki yani tabii ki hani teşviklerin ekonomideki büyüme 2017'deki büyümede özel bir önemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Bu sene de önemli olacağının farkındayız. O bakımdan yani bizim iş adamlarımız da sanayicilerimiz de zaten bunun altını hı hı. Zaman zaman çiziyorlar. Yani üretime yapılan her türlü yatırım teşvik anlamındaki her türlü yatırım bir şekilde karşılığını buluyor, ekonomiyi canlandırıyor ifadesini kullanıyorlar. Bir o dikkatimi çekti Zut'un görüşlerinden. Bir de 4,5-4,5 arası büyüme bana gayet olumlu bir sinyal olarak geldi. Şimdi biraz yani bizim geçen seneki 7.4'lük yani 2017'deki 7.4'lük büyümenin bu sene aynen tekrarlanmasını beklememiz doğru olmaz. Daha önce de Zut söylemeden önce de biz bunun üzerine biraz sohbet etmiştik sizinle hatırlarsanız. Yani 7.4'ün üzerine 7'nin üzerine bir 4'lük bir 5'lik büyüme zaten önemli bir ekonomik canlılığın ifadesidir. Geçen seneki kadar kredilerin hızla artmadığını da görüyoruz rakamlara baktığımız zaman. Daha bir normalleşme seyri içinde olduğunu görüyoruz. Ama buna karşılık mevduatlarda mesela olumlu bir şekilde bir artış var. Yani ilk 3 ayın rakamları bunu söylüyor bize. bu açıdan ben Dünya Bankası'nın bu açıklamasının Türkiye açısından
algı bakımından da olumlu olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği ile ilişkilerin sürdürülebilirliği, petrol fiyatlarındaki oynaklığın da yine Türkiye üzerindeki stresi arttırdığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla bunlara da dikkat çekmişler. Hepimiz biliyoruz, biliyoruz zaten bildiğimiz bunları. Konular. Yabancı gayrimenkul satışında hedef 8 milyar dolar da benim dikkatimi çekti doğrusu. Bu da önemli olur. Geçen sene net olarak söylemek gerekirse 8.1 milyar dolarlık dışarıdan doğrudan yatırımın, dışarıdan gelen yabancı yatırımın 4.6 milyar doları gayrimenkul sektörüne gelmişti. Yani oraya yapılan bir yatırımdı ve yani biz 8 milyar dolar hedef koymuşlar. İşte 8 milyar, yani 7 milyar bile olsa bu önemli bir artış olur çünkü. 8 milyara çıkarsa tabii son derece önemli bir vatandaşlık para girişi de düzenlemesinde hareket getirdiği ifade ediliyor haberde. İstanbul ve çevresi de bu anlamda, belki Antalya'da tabii buna dahil etmek lazım. Hatta İzmir'de de son dönemde fiyat artışlarına bakacak olursak orada da ciddi bir konuta var. Şunu da getirir bize, belki İstanbul bir, belki Londra büyüklüğünde olmasa da, bir New York büyüklüğünde olmasa da dünyada önemli bir gayrimenkul, uluslararası bir gayrimenkul pazarı arasına daha fazla katılacak, daha çok da dikkat çekecek. Bunlar birbirini besleyen süreçler oluyor. Arttığı zaman başka insanların da dünyadan ilgisi de artıyor. Tabii oradaki rakamlar, yani işte biz de 5 milyar dolar dersek Londra'da bu 50 milyar dolar belki, hani çok büyük farklar var ama İstanbul'da potaya girdi ve yükselişini sürdürüyor. Benim bu haberde dikkatimi çeken ve önem verdiğim konu da o oldu. Evet, bir de burada yine Necmettin Batırel'in köşe yazısında ihracat rakamları var. Hazır görmüşken oradan da devam edelim. İthalat rakamlarına da dikkat çekiyor şeyde, yazısında. Biraz belki onu konuşabiliriz. Yani rekor ihracat rakamlarının yanı sıra rekor aramalı ithalatındaki artık bu yükselişe bir son verilmesi konusundaki çalışmalar. Yani bu kadar yüksek ithalat, hep böyle hani 1'e 3 gidiyor olması ve cari açık konusu. Çok yüksek. Sıkıntılı olan nokta bu. Tabii Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'yla Sayın Mehmet Ne dediler bu konuda konuştum. Diye hani. Yani şimdi şöyle, bazı bir aslında ekonomi yönetimi de ne yapılması gerektiğini biliyor. Yani Türkiye olarak biz ne yapılması gerektiğini biliyoruz bu konuda. Önemli olan uygulama. Geçen sefer de hatırlarsanız bu 7 sektörde 43 üründe yerleştirme kurulunun aldığı kararları konuşmuştuk. Onlar da 19,5 milyar dolar cari açığı azaltacak. Yani ithalatı bir anlamda, dış ticaret açığımızı azaltacak adımlar için yapılan hazırlıklardı. Bunların bir önce uygulamaya geçmesi lazım. Yani yapılacak başka bir şey yok. Türkiye dinamik bir ülke. Ekonomisi ciddi bir ithalata da, yani biz ihracat yaparken ciddi bir ithalat da yapıyoruz. Enerjide petrol fiyatları arttıkça, doğalgaz fiyatları arttıkça enerji faturamız büyüyor. Belki işte nükleer bakımından da. Kırması anlamında çok önemli. Yani bu adımları atmamız gerekiyor. Başka yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Çünkü öbür türlü ithalatı engellediğimizde ya da oraya da çok yüksek vergiler koyduğumuzda bu sefer bizim ihracatımızda maliyetlerimiz artıyor. En önemli atılacak adım, bütün yapılmış olan o planların bir an önce devreye sokulması. Sayın Batırel de çok önemli bir noktaya gerçekten dikkat çekmiş. Çünkü bu ithalat tarafı hakikaten biraz öne alınması gereken bir konu olarak önümüze çıktı. Bu sene artık buna bir dikkat çekilmesi lazım. Çünkü oradaki artış aynı zamanda Türkiye'ye gelen portföy yatırımlarının da doğrudan işte sonuçta sermayenin de miktarını da neredeyse etkiler boyutta. Yani bu döviz dengesi bütün bu yatırımları etkiliyor. Maalesef bunlar birbirleriyle bağlantılı, çok bağlantılı. Onun için ithalatın bu önüne geçilmesine dair güçlü önlemlerin ivedilikle devam ediyor. İhracat artışına da seviniyoruz ama biraz da ithalatta bir frene basılacak bir yolları ve yöntemleri de bulmamız lazım. Evet, gelelim Dünya Gazetesi. Evet, bugün sizin ilk sayfanızdaki manşetleri konuşmaya başlayalım. Ticari tarafta kan dolaşımı sorunu yok.
Evet. TBBB Başkanı Hüseyin Aydın piyasada bir sıkıntı görmediklerini belirterek ticari tarafta kan dolaşımında bir aksama yok yorumunu yapmış. BOTAŞ'tan evet. Doğalgazı %9,7 zam yer manşetiniz. Macron'un reformlarına karşı 3 ay sürecek grev başladı. Evet. Bunu manşete taşımışsınız. Akkuyu var yine. Nasıl? Tabii. KDV borcu önemli bir haber. Oradan yeni bir haber. 60 tabii. ay taksit imkanı buyurun. Şöyle zaten vergiyle uyumlu kabul edilen mükellefler diye bir kavram var. Yani borcunu ödeme niyetinde olan, ödeyen, bir takım sıkıntılarına rağmen bu çabasını sürdüren mükelleflere ekonomi yönetimi bir takım avantajlar sağlamaya çalışıyor. Piyasada biraz da nakit kalsın diye de bunu yapıyor. 60 aya kadar borçlarını erteleme yani ve taksitlendirerek ödeme imkanı sağlamıştı. Şimdi aynı imkanı KDV borçlarına karşı da uygulamayı için hazırlık yapıyor ekonomi yönetimi, Maliye Bakanlığı. Bakanlar Kurulu kararıyla eğer bu imkan getirilirse KDV tarafında da biraz piyasanın nefes almasına önemli bir imkan sağlayacak görünüyor. Evet. Çünkü bu KDV işi de diğer borçlar gibi, diğer vergi borçları gibi önemli bir konu. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın tabii arkadaşlar soruyorlar. Yani piyasadan zaman zaman sıkıntı haberleri geliyor. Yani yeterince para dönmüyor, vaat uzadı gibi. Sayın Hüseyin Aydın da biz bir noktaya dikkat çekmek istemiş ve diyor ki bizim için en önemli gösterge o piyasada bir yatırım yapma iştahı var mı ve bu yatırımı kredilendirmek için bir iştah var mı? Bizim baktığımız en önemli gösterge bu. Yani bir takım sıkıntılar olabilir. Kan dolaşımının en önemli göstergesi bu ve biz bunun her ikisinin de ortam olduğunu da var, görüyoruz diyor. İştah da var. Yani yatırım isteyen var. Bunu kredilendirmek isteyen bankalar, finansal kuruluşlar da var. Biz buna bakıyoruz diyor. Bu da önemli bir nokta olduğu için bunu da manşetimize tanıdık. Dövizle borçlanma tanıdık. Konusunda da atılan adımları doğru bulduklarını ifade etmişler. Onu genel olarak aslında bakıyorum. Var bir takım karşı çıkışlar. Bununla ilgili düzenlemelerin nasıl yapılacağı önemli. Yani burada çubuğu büktüğümüz zaman böyle birdenbire ve bazı önemli danslara dikkat etmeden yapıldığı zaman düzenlemeler zarar veren tarafları olabiliyor. Yani genele olumlu hizmet etse bile bir takım firmaların böyle vakka vakka görülmesi lazım. Mesela çok borçlu olmayan ama son derece iyi ticaret hacmi olan, ihracat hacmi olan firmalarımız olabilir. Şimdi burada 15 milyon dolar diye bir sınır getirildi. O sınırın üstü ve altı diye konuşuluyor. Halbuki bunun bu kadar borçlanmış olan ama önümüzdeki sürece ilişkin döviz kredisi almak isteyen yatırımları için firmalar olabilir. Bunlara ilişkin böyle bir takım özel düzenlemeleri de yapılması lazım. Yoksa genel olarak bu dövizle eğer döviz geliriniz yoksa dövizle borçlanmayın ilkesi bir tutmuş ve bir destek görmüş görünüyor. Evet. Yine Macron reformlarına karşı 3 ay sürecek grev başladı deniyor. Evet, Fransa'daki genel gidişatla ilgili özellikle burada işte emek piyasasına yönelik reformlarının tepkiyle karşılandığını gösteren bir fotoğraf Fransız da var. Fransız Devlet Demir Yolları burada önemli bir nokta. Onların çok önemli hakları var. 28 gün işte tatil yapma imkanları var. Erken emeklilik imkanları var. Zamları otomatik olarak ayarlanıyor. Şimdi Macron da buraya bir takım düzenlemeler getirmeye çalışıyor. Tabii Demir Yolları da Fransa'da önemli bir kuruluş. İşte Londra, Brüksel vesaire uluslararası. Şimdi buralarda bir takım mesela 4 tane Eurostar çalışacaksa bunun ancak 1'e düşürülecek. O hizmetler geriye alınacak. Orada bir şimdi Fransa'da işçi hakları, emekçilere verilen haklar hakikaten belki de dünyada parmakla gösterilebilecek
noktada. Hı hı. Buna ilişkin Macron'un ve oradaki iş dünyasının bir hayli bir bu hakların bir kısmını geri alma çabası var. Bu mutlaka bir gerilim. Macron geldiğinden beri bu gündemde zaten. Evet. Geldiği günden beri buradaki konu gündemde devam ediyor. Fransa'nın iyiliğini istemeyen güçler devrede falan diyemiyoruz burada. Hakikaten iki tarafın iki tarafta ciddi hak kayıpları olabilir. O açıdan ciddi bir direnişle karşı karşıya kalıyor Macron. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Erkan Bey, sağ olun. Zannediyorum manşetlerinizi bitirdik. Burada bir tek şey kaldı bence. Altında ihracat mücevhere kaydı, ithalat kızız kesti konusu var. Birkaç cümle belki onunla ilgili alabilirim. Olur. Sizden bitireceğim. Yani geçen sene 16.6 milyar dolarlık bir ithalatımız, 6.6 milyar dolarlık da bir ihracatımız vardı altında. Hı hı. Ama bu daha çok çok külçe ve hurda olarak görünen bir rakamdı. Döndü. Şimdi mücevher rakamları ve bir açıklamalar da artık hurda altın, standart altın yani külçe altın ve mücevher diye ayrılmaya başladı. Oradan görüyoruz bir mücevhere dönüş var. Bu da olumlu sayılabilir ama ihracatımızda bir düşüş var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Altın ihracatımızda. Evet. Diyorsunuz ve şimdi hemen manşetlerine bakıyorum Hakan Gül'den programı bitirirken neler söyledi kendisi diyelim, manşetlerle bitirelim. 2023'te nükleer santralin 1200 megawattlık ilk bölümü devreye girecek dedi. Evet. Türk Hava Yolları teknik son dönemde kapasitesini ciddi anlamda arttırdı. Dünya Bankası teşviklerin Türkiye'nin büyümesini artıracağına dikkat çekiyor. Yabancılar 2018'de 8 milyar dolarlık konut satışı Türkiye'ye itibar kazandırır. İhracatta ciddi büyüme sağlanırken ithalatta da ciddi artış yaşanıyor. KDV borcu olan firmalara 60 aya kadar vade tanınıyor. Hazırlık var, evet. Piyasalarda yatırım iştahı var. Bunu sağlayacak kredi de var. Döviz geliri olmayanlara dövizle borçlanmayın tavsiyesi tutmuş görünüyor dedi Hakan Güldağ. Bu da son manşetinizde. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Her zaman beklerim. Sağ olun. Sağ olun. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın sabah 9.15'te gelişmelerle karşınızda olacağız. Güzel bir gün geçirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.